Bugün günün, tekniklerin, coğrafyanın ötesine geçiyoruz. Sen gene acayip şeyler yapmışsın. Bu sefer Shogun kesildin başımıza. Madame Butterfly ile Shogun arasında bir küçük şey çiziyorsun. Sarkaç. Yani abi aslında 16. yüzyıl, 250 yıl süren o Edo dönemi. Hafif biraz daha böyle alengirli ve biraz böyle çetrefilli bir dönemi Japonya'nın. İçeriye kapanıp, tamamen kendini soyutlayıp, bütün bu şu an Japonlarla alakalı ne seviyorsak kendilerini orada imar ettikleri meseleye birazcık aslında odaklandım. Tabii bunun içinde daha fantastik öğelerle birlikte yaklaştım aslında. Sen nereyi anlatırsan anlat bir türlü bizim günlük hayatımızdan uzaklaşmazsın tabii ki. Yok yani. Olmaz. Çünkü işlerin isimlerinde de tuhaf bir aslında şeylik var. Evet. Günümüze notalarını taşıyor. Evet. Mesela bu yapıtlardan bir tanesinin ismi Kill Your Darlings. Diğeri ondan sonra Partners in Crime gibi. Bir de öbürü de Hide and Seek. Yani tamamen sosyal medya içerisinde yer alan yeni motolarımız bunlar. Sen her sene zaten böyle bir farklı omurga üstünden değişik damarlara giriyorsun. Çünkü kökenlerinin nelere dayandığını hatırlatmak, onun içerisindeki aslında bir bakıma senin yaptığın ve bu müthiş bilginin bir manada görselleştirme hevesi bende de var diyeyim. Ama benim yolum bu, onları görselleştirebilmek. Harikasın. Bir de çok kızarmışsın bu sefer. Kırmızı olmasının çok büyük bir şeyi var. Çünkü bu işlediğim konu Edo dönemi vesaire. Orada kırmızının yoğun bir şeyi var, kullanımı var. Yani kırmızının bir takım manaları da var aslında Japon. İşte bunun kendi içindeki hikayelerde de işte kan, kıskançlık, işte espiyonaj falan filan gibi. Kırmızı hani orada onun rengi bir manada. Teknik olarak da yani özellikle son 4 yıldır böyle bir 4-5 yıldır farklı bir yere doğru gidiyorsun. Şöyle teknik olarak aslında benim teknik birkaç tarzım var. Bu tarzlar dönem dönem biraz ağırlık basabiliyor. Yani bu seferkiler gene daha anlatımcı, biraz daha renkli, biraz daha görsel manada çözülebilir ama hikayesi keşfedilebilir. Benim malzeme konusunda artık sonum yok. Yani bu internetten, görsellerden tutun da kendi yarattığım obje ve nesnelere kadar, çok sevdiğim kişilerin portrelerine kadar gidiyor. Sabun köpüğüne kadar gidiyor. Yani tıraş köpüğüne kadar varıyor hatta diyelim. Yani ben galiba distro resim olan, yani o kökeni taşıyan biri olarak hala da o şeylere bağlı kalarak belki de kendimi kısıtlayarak aslında o alanın içerisinde açılıma izin veriyorum. Yani nedir? Bunları hareketlendirmek. Gerçekten artık günümüz teknolojisi de çok basit. Yani. Ama tek karede o an içerisinde farklı yerlerde ve mekanlarda ve zaman dilimlerinde bir karede hikayenizi anlatabilmek, karşıdaki kişinin ona yaklaşması, onu keşfetmesi bana biraz daha maharetliymiş gibi geliyor. Sanal gerçeklik, yükseltilmiş gerçeklik. Evet. Eserin işlerinin içine girilmesi de söz konusu olacak. Ne diyorsun, o tarafa girer misin? Ya şöyle bir şey var. Ben tabii şu an gözlemliyorum yani. Çünkü ben bu işleri yaptığımda hani buralar daha dutluktu diyebileceğim bir... Kesinlikle şahidim efendim. ...bir durum vardı. Tabii bunun fazlasıyla bu noktalara gelmesi çok beni sevindiriyor da bir manada. Arttırılmış gerçeklik meseleleri, işte bir takım dijitalleşme alanlarının fazlalığı falan. Ben genç arkadaşlarımı da özellikle Güzel Sanat Anadolu Liselerini ziyaret ettiğimde onlarda da görüyorum. Klasik eğitim içerisinde bu alanları da peşinde gidiyorlar. Ben de zamanında gitmiştim işte hani o oralardan buralara geldiğimizde. Sanatın ve üretiminin hiçbir şekilde kısıtlayıcı bir şeyi yoktur. Tam tersi özgünlüğü ve özgürlüğü sürekli ve sürekli yaşadığımız yüzyıl ve üzerine çıkacağını düşünüyorum ben daha fazlasıyla görüneceğini.
Hansen sanatın sınırı olmadığını, özellikle bu dönüşüm içinde nereye kadar gidebiliyorsa oraya belki de bundan bir sonraki yüzyılı bugünden öngörmeye gitmek gerekiyor. Siz de kendinize bir yatırım yapın, bugünün ötesine geçin. Görüşmek üzere.